imzaları atarsak hafta sonuna kadar para hesabımıza girmiş olur. Böylece teftişten önce de hiçbir açığımız kalmaz. Birazdan Steve Newkem'le kahvaltı edeceğiz. Ne? Harika. E belki de kahvaltıda bitecek bu iş. Barış Bey çıktı mı? Hayır efendim, Ebru Hanım'la çalışma odasındalar. Ebru Hanım mı geldi? Niye söylemiyorsunuz? Burak da bir süre daha canıyla uğraşacak. O silahın hesabını vermek zorunda. Yani ayağımıza dolanamayacak. Hı. Peki ya Kuzey? Esas ayağımıza dolanacak olan o. Kuzey şirket işinden ne anlayacak, anlamaz. Daha Burak'la konuşacak zamanları bile olmadı. Banu desen zaten kendi derdine düşmüş. O vakfa bağış, bu vakfa bağış, para para diye etrafımızda dolanmaz. Çok zalimsin. Bunları başımıza açan sensin anne. Geri dön diye yalvaran sensin. Cemre ile boşanayım dedim. Ertele dedim bana. Aman dedim. Şimdi sadece şu cenazeye odaklanmamız, konsantre olmamız lazım. Usulca şirketi elden çıkarırsak hayatımıza sessiz, sakin devam edebiliriz. Sonra da hasarı alırız. Emniyetten gelmişler efendim. Barış Bey'le görüşmek istiyorlar. Emniyetten gelmişler. Duydum. İyi günler efendim. İyi günler. Ben Barış Akman. Benimle konuşmak istiyor musunuz? Bir soruşturma ile alakalı bilginize başvurmak üzere sizi emniyete davet ediyoruz. Ne ile ilgili? Hangi soruşturma? Burak Çatalca ile ilgili sanırım. Allah Allah. Barış'ın bu işle ne ilgisi var? Konuyla ilgili başka bir bilgiye sahip değilim. Yurt dışından yeni geldi. Önemli bir toplantı yapıyorduk. Siz nereye gideceğini söyleyin. Gün içinde... Sorun değil, sorun değil Ayla. Ben gideyim geleyim. Gün de bölünmesin. Memur beyler de ne soracaklarsa sorsunlar. İlhan Bey'i arayalım. Avukatıma ihtiyacım olacağını zannetmiyorum. Değil mi? Bilemiyorum. Şirkette görüşürüz. Görüşürüz hayatım. Barış ne oluyor? Panik yapma, sakin ol. Ne olabilir ki? Gelince konuşuruz. Ben şirkette olacağım. Tamam, çıkınca ararım. Ha Gül, bilgisayarımı alabilir miyim? Çalışma odasındaydı galiba. Peki efendim. Buyurun gidelim. Alo İlhan. İlhan, Barış'ı emniyete götürdüler. Hemen gider misin? Evet. Evet, ifade alınırken de yanında al, olur mu? Ya evet evet, hemen git. Gider gitmez de beni ara, tamam mı? Tamam, teşekkür ederim. Hadi hoşça kal. Niye bir tek Barış'ın ifadesini alıyorlar? Kazadan önce Burak'ı son gören kişi Barış'mış. İşle ilgili bir görüşmeleri olmuş. Muhtemelen o yüzden çağırıyorlardır Barış. Evlilik sadece mutlu ve hoş anların paylaşımı değil. Bunu sen de biliyorsun. Zaman zaman böyle basit sebeplerden hoş olmayan anlarınız da olacak. Bugünden itibaren sen de daha dikkatli davranacaksın. Her konuda Barış'ın yanında olduğunu göstereceksin. Ona tam anlamıyla sahip çıkacaksın. Barış'ın böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Hayır ama... Normalde bu değil midir? Seven insan her koşulda sevdiğinin eşinin yanında olmaz mı? Senin de bugünden sonra böyle davranacağından hiç şüphem yok.
Bir şey ister misiniz efendim? Hayır, sağ ol. Emniyetten gelmişlerdi ama. Ebru Hanım. Ya bu dergileri tarih sırasına göre dizin demedim mi ben size ya? Bak işte defterdeki sıra da şaştı. Ben nereye yapıştıracağım bu resmi? Yer kalmadı işte. Aman hiç yapıştırmayın ben bunu. Handan karısı var burada baksana. Zaten kesecek olsam bak Cemre'nin de yarısı gidecek buradan. Ay ay Allah'ım bu kadın ne tuhaf bu kadın ya. Poz vermiyormuş gibi yapmış bir de. Ay biz de yedik. Ay çok feci ya, çok müthiş bir kadın bu. Ay bir gel Allah aşkına bir gel söyle. Şunun haline bir bak Allah aşkına ya. E şu bluz olmuş mu? Sen söyle. Hiç olmamış. Ay çok fena. Kızım işte bu işler böyle parayla pulla olmuyor ki. Zevkin olacak, bir guston olacak. Bambaşka bir şey. Aa Cemre'nin tweet'i internette. Hey. Ah Cemre. Bakayım. Bak bak ne demiş. Tweet mi yazmış? Okusana ne yazmış? Okuma, okuma. Tamam, okuma. Çok güzel yazmış abla. Bu mucizeyi sessizliğime sakladım. Konuşulursa bitecek diye korkuyorum. Çok mutluyum. Canım, çok tatlı ya. Ay, çok romantik. Barış Bey'le ne kadar mutlu ki içi coşmuş bunu yazmış. Ay, Allah bozmasın. Ay abla, gazetede haberde yaparlar bunu şimdi. Vallahi mi? Tabii, ünlülerin tweetlerini yazıyorlar ya. Altında ne yazıyor? Aşağı insene. Peri masalı tüm hızıyla devam ediyor. Cemre Hakmen eşine aşkını sosyal medyada paylaştı. Ne oldu abla? Bak salak benim bu kızım ya. Ne gerek var? Ne gerek var? Niye? Ne güzel yazmış. Canım benim ya. Aşık kocasına. Yahu millete ne ya? Niye millete duyuruyor? Niye buralardan bunu yazıyormuş? Ben anlamadım ki. Ne gerek var? Hemen arkasından silmiş yazdığını ama internete düşmüş bir kere. Açmıyor mu? Ya hadi. Kalkın siz de işinize bakın be. Kızım kalksana. Bırak şu elindekini artık yeter. Allah Allah. Müşteri gelecek bastıracak şimdi. Göreceğiz günümüzü. Toplantıdayım. Hay yalanınız yediğimi. Günaydın. Mesajınızı sabah aldım. Kusura bakma biraz trafik vardı o yüzden geciktim. Önemli değil. Toplantı öncesi son gelişmeleri görüşürüz diye birlikte gitmek istedim. Tahmin ettim. Buyurun. Hayır, bugün hiç müsait değilim. Arka arkaya 3 tane toplantım var. Hı? Yok, merak etmeyin. Bugün yarın kesin imzalayacaktır Ebru Hanım vakfın çekini. Tamam, ben konuşacağım kendisiyle, iletirim. Hı. Size de... kasap et derdinde koyun can derdinde.